siyaset kültüründe halkın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Faik Öztrak, CHP sözcüsü. Faik Öztrak bir zamanlar Türkiye ekonomisinde önemli bir bürokrattı, şimdi siyasette. Ve Ziraat Bankası'nı konuşuyorduk. Yani bir önceki 2000'li yılların başında Türkiye'nin yaşadığı acı deneyimin kaynağı kamu bankalarının uğradığı zararlardı. Ve Türkiye, Faik Öztrak birinci bölümde süratle o döneme doğru gittiğini, Türkiye'nin o döneme doğru gittiğini, savrulduğunu anlattı. Ziraat Bankası olayı, Ziraat Bankası kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını da ödeyecek. Aslında bu iyi değil mi? Vatandaş için iyi değil mi? Şimdi şöyle, yapılacak işlem şu. Vatandaşın kredi kartı borçları var. Bu kredi kartı borçlarını ödeyemiyor çeşitli bankalarda. Ziraat Bankası'na diyorlar ki sen bir kredi ver bu vatandaşa. O krediyle diğer bankalara olan borçlarını kapatsın, dönsün sana borç ödesin. Diğer özel bankalarında borç yükü. Şimdi soru şu, ben milletime soruyorum. Borcu borçla kapatmak meselenin çözülmesi anlamına geliyor mu? Evet, kısa vadede bir nefes alma imkanı veriyor. Ama vatandaşa gelir vermezseniz, vatandaşa kazanç vermezseniz, vatandaşa iş vermezseniz, çiftçinin malı para etmezse, müteahhidin borcunu ödemezseniz, vatandaş bu borcu nasıl ödeyecek? Aynı şeyi 2016 yılında yaptılar. Bugün geldiğimiz yerde 6 milyar Türk lirası geri ödenmeyen kredi kartı ödemesinde zorluk olan kredi kartı borcu var. Toplam kredi kartı borcu 103 milyar Türk lirası. Bunun altından Ziraat Bankası nasıl kalkacak? Yine pansuman, yine aspirin tedavisi. Ben bunu söylüyorum. Yoksa vatandaşın rahat bir nefes alması kısa sürede olsa bizi sevindirir. Ama bunun sonu yok. Ziraat Bankası'nı da bu şekilde borca sokmanın da bir alemi yok. Kulüplere şimdi... Bakın şimdi kulüplerle ilgili olarak alacağı borç nasıl bir borç dediğiniz zaman... Diyelim ki Galatasaray Türkiye Kulübü'nün... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklaması var. Diyor ki, kulüp başkanlarımız gerçeği biliyorlar. Gerçekte sürdürülebilir bir finans akışı kalmadı. Şu an kulüplerimizin sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Yapılandırma şart. İşte bu borçları alacak Ziraat Bankası. E tamam da bu borçları yapanların hiçbir mi yapanlara karşı bir meyide olmayacak mı? Diğer taraftan, diğer taraftan işte Hürriyet'teki haber Karabük Spor'la ilgili. Bak açık açık adam diyor ki faturasız deplasman gider. Paralar buraya gitmiş. Yani deplasman avansları 11 milyon gitmiş. Nerede olduğu belli değil. Başkanlar tutuklanmış. Gerçekten... Bunlar ne olacak? Evet. Yani biz kimin borcunu kapatıyoruz? Neden diğer bankaları kurtarıyoruz da kendi bankamızı, Türkiye'nin yerli bankasını, milli bankasını ciddi şekilde sorunlu kredilerle karşı karşıya bırakma noktasında bulunuyoruz? Adeta bankayı bir çöp tenekesi gibi kullanıyoruz, oraya atıyoruz ne kadar sıkıntılı kredi varsa. Sonra şunu söyleyeyim, bakın Serhan Bey. Geçenlerde daha bir Ankaralı çiftçi hayvanlarını haczetmiş Ziraat Bankası, götürmüş sütünü Ziraat Bankası'nın önüne dökmüş. Evet. Çiftçi bağırıyor. Haciz koydum, borcumuzu ödeyemedik. Adam üretmek istiyor, malını satmak istiyor. Malı para etmediği için borcunu ödeyemiyor. Haciz koydum, borcumuza ödeyemedik. Buyurun süt burada. Perişan olduk ya, bu kadar olmaz. Sesimi kimseye duyuramadım. Cumhurbaşkanına mektup yazdım, yine duyuramadım. Tarlamızı, varımızı satışa çıkarttınız. Yeterin gari. Bir de burada bu adam var. Öbür tarafta deplasman avansı falan filan malı götürenler, burada da bu zavallı çiftçi. Evet. Ve bu banka bu çiftçi için kurulmuş. Amacı o. Amacı o. Tarımı desteklemek. Şimdi yani borcu olan çiftçinin tarlasına el koyacaksınız. Sürdürülebilir finansı, akışı, sürdürülebilir kredisi kalmayan kulüpleri. Futbol kulüplerinin borcunu Fahit yeniden yapılandıracaksınız. Fahit Bey, şimdi izleyicilerimiz, yazıktır, futbol severler. Günahtır. Ama bir şey gösteriyor bu. Hemen devam edeceğiz. Hı hı. Ne kadar milletten koptuklarını gösteriyor. Bu iş Keçiören'de bir evde başladı. Saraya geçip Zengin Mahallesi'ne taşındılar. Şu bağıran çiftçiyi unuttular. Evet. Şimdi bu kulüplerle ilgili
futbol severler bilirler. Juventus küme düşürüldü. Yani o başka bir sebepten dolayı ama Glasgow Rangers ekonomik fair play'e uymadığı için, ekonomik anlamda çöktüğü için 4 lig alta düştü. Oradan çıktı, tekrar geldi. Yeniden yapılandı. Bakın, kurtaracaksanız kulüpleri böyle kurtarabilirsiniz. Öyle pansuman tedbirlerle Ziraat Bankası'na yük olarak kulüpler, ben de bir futbol sever olarak, ben de dünyanın bütün futbol kulüplerini gezmiş, dolaşmış, dünyanın bütün futbol, neredeyse hepsiyle, futbol efsaneleriyle röportajlar yaptım. Kulüplerin mali yapılarını da biliyorum. Glasgow Rangers, İskoçya'nın köklü kulüplerinden birisidir. Ekonomik anlamda çöktüğü için küme düşürdüler. Hiç acımadılar. Ve Celtic sevindi. Celtic'ler bayram yaptı. Ezeli rakipti. Ama o Glasgow Rangers tekrar toparlandı. Mali yapısını disipline soktu ve ayağa kalktı. Böyle İskoçya'daki kamu bankasından destek alarak ayağa kalkmadılar. Bu böyle biline. İkincisi, dün çok güzel bir paylaşım vardı. Eğer kulüpleri kurtarmak istiyorsanız, zihniyeti değiştirmek istiyorsanız öyle yapmalısınız. Bursaspor Kulübü dün çok güzel bir paylaşımda bulundu. Dilerseniz onu izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Bakın görüyorsunuz, Stefan Zweig'lar, Atatürk'ler, Dostoy, Tolstoy'lar. Genç arkadaşlar, okursunuz değil mi? Okuyun, birbirinize değiştirin. Evet, sen hangisini alacaktın? Hocam bu şey mi? Bu altın mı hocam? Şahane bir görüntü. Ziraat Bankası'na değil, kitaplara sığının. İşte bu kitaplarla büyüyen, bu kitapları okuyarak altyapıdan gelen çocuklara da verilsin. Ben Efsane Değil İnsanım diye bir kitap çıkardım. Dünyayı gezdim, bütün futbol kulüplerini inceledim ve gözlemlerimle birlikte bir kitap yazdım. Dedim ki bunu kulüplere anlatalım. Kulüpler bilsinler efsaneler nasıl yapıyor, kitapların dünyasına nasıl giriyorlar. Mustafa Denizli sağ olsun çağırdı, Eskişehir Spor'u çalıştırırken anlat dedi, bu takıma anlat dedi kitap okumanın önemini. Ondan sonra Rıza Çalınbay, Antalya Spor'un hocasıydı, çağırdı, davet etti. Gel benim takıma anlat dedi. Beşiktaş kültürüyle büyümüş, Metin Ali Feyyazlar döneminin büyük futbolcusu. Rıza Çalınbay da öyle. Mustafa Denizli de bu ülkenin bence çok önemli değerlerinden iki isim. Ve Trabzonspor'dan, Trabzonspor'un şu an yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı davet etti kentine. Ve 15 tane altyapıdan arkadaşıyla bana konferans verdirdi. Kitap okumanın önemini, Totti'lerin önemini, Zidane'ların, Ösebio'ların önemini anlattım ben. İşte Ziraat Bankası'na yük olmaya gerek yok. Ziraat Bankası'na yük olarak şimdi, öncelikle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Şimdi burada çok, tabii çok önemli bir şey var. İktidar bunu biraz istismar ediyor. Bula bula futbol kulüplerini buldu. Burada bir futbol kulübüyle uğraşmıyoruz. Biraz önce sizin anlattıklarınız şu. Bir hastalık varsa nasıl tedavi edileceğini söylüyorsunuz. Evet. Şimdi bu bir zihniyet. Evet. Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye gildir. O bankanın borcunu buraya ver, bu bankanın borcunu oradan al. Bu tür yöntemlerle Türkiye'yi insanlar, bu iktidar bir şey yapıyorlar zannediyorlar. Bir şey yapıyor zannediyorlar. Her yaptıklarında biraz daha sıkıntılı günlere doğru gidiyoruz. Orada tutuyor, kendine yakın olanların kredisini kurtarıyor. Diğer taraftan milyonlarca çiftçi batmış vaziyette, onları sadece seyrediyor. Koymuş çiftçiyi maliyetle ürün fiyatının arasına, eziyor Allah eziyor. Eziyor Allah eziyor. Şimdi yani bunun böyle gitmesi mümkün değil. Bakın Türkiye ithal ettiği samanla, İthal hayvanı besleyip hayvancılık yapan bir ülke haline geldi. Kenevirin ithalatından şikayet ediyor. Türkiye buğdaydan fasulyeye kadar her şeyi ithal eder hale geldi. Türkiye bir dönem, hatırlayın, tarımda kendi kendine yeterli olan ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi her alanda üretim yok, üretim. Çünkü bu iktidarın kafasında üretim yok. Bu iktidarın kafasında borçlandır, harcat. Ondan sonra araziler üzerinden gerekli şeyleri yap, değişiklikleri yap, imar değişikliklerini yap, rant yarat. Ama üretim yok.
Hep onu söylüyorum. Üretim yoksa bu borçlar ödenemez. Dışarıdan aldılar borçları. Bugün Türkiye'nin borcunun dış borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı bu iktidar döneminin rekorlarını kuruyor şu anda. Gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak. Ama bu paralar nereye gitti? Bu paralar betona yattı. Üretim tesislerine değil. Betonu ihraç edemezsiniz. İhracat, ihracat övünüyorlar. Şöyle ihracat yaptık, böyle ihracat yaptık. Selam Bey. İhracatı söylüyorsun da ithalatı niye söylemiyorsun? Ha bir de ciddi şekilde bunların bir yandaş medyası var. Havuz medyası. 10 parmaklarında 10 kara. Sürekli Atatürk dönemine çalıyorlar. Tek parti döneminin bilmem ihracatının şu kadar katıymış, bu kadar katıymış. E sevsinler siz ya. Bir baktınız mı siz? Tek parti döneminde büyüme rakamları. İthalatla ihracat neymiş? Yani şimdi bakınız 1923-1950 arasında Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki fark ne kadar biliyor musunuz toplam? 23-50. Sıfır. Yani, sıfır. İthalatı ihracatına denk. Dengede gidiyor. Bir daha söylüyorum sıfır. Peki, bu çok övünüyorlar ya, ihracatımız şöyle patladı, bakanıma söyledim, şöyle oldu, böyle oldu. AKP'nin görevde olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevde olduğu 16 yılda dış ticaret açığı ne kadar Seren Bey? 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar. Haftalık ihracatımız şöyle falan ya, ben bir haftalık hesap çıkarayım onlara. Türkiye her hafta 1.2 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş. 1923-1950 arasındaki 27 yılda sıfır. Her hafta Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde her hafta 1.2 milyar dolar dış ticaret açığı. E bunu nasıl kapatacaksın? Borçla kapatacaksın. Ne olacak? Borcun başını alıp gidecek. Ondan sonra borç alan emir alır. Ne yapacaksın? IMF. Yo, oradan Trump bağıracak. Şu benim, hani diyordu ya, ben bu görevde kaldığım sürece bırakmayacağım. Geç bunları diyecek. Bırak, 24 saat içinde de bana oval ofise gönder seçimden önce diyecek. Apar topar çıkaracaksın rahibi, 24 saat içinde oraya göndereceksin. Adamların danışmanı, Türkiye bize sormadan adım atamaz diyor. Kendi sınırlı güvenliğim için ben adım atamayacakmışım. Ondan sonra bağırıyorlar, çağırıyorlar. Efendim bunu böyle deme hakkı yok, şu yok, bu yok. E ne oldu? İbrahim Kalın bunu sarayda kabul etti mi? Etti. Oturdular müzakere ettiler mi? Ettiler. Hatta müzakere ederken arada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı telefonla bunları arayıp bilgi de aldı mı? Belki telefonda da adamla konuştu. Kimse bu milleti aldatmasın. Her şeyi görüyoruz. Biz demedik Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkan yardımcısı biziz diye. Onun için emperyalist Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ta Cumhuriyet'in kurulduğundan, savaş meydanlarından bugüne kadar emperyalistlerin her türlü taleplerinin karşısında dimdik durmuştur. Ama maalesef bu iktidar duramıyor. Sadece göz boyuyor. Dururmuş gibi yapıyor. Muş gibi yapıyor. Onun için yani bu borca batırdığınız zaman ekonomiyi o emiri de alır hale gelirsiniz. Şimdi şikayet ediyor. Dışarıdan benimle oynuyorlar. Dışarıdan saldırı var. Dışarıdan gelen enflasyon kur harekatı. Lobisi harekatı diyor. Ya şimdi dışarıdan enflasyon kur saldırısı oluyor ve de Türkiye'yi bu kadar alt üst ediyorsa niye ediyor? Senin bu ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisiyle izlediğin sıcak parayla şişirme stratejisinin sonucunda oluyor. Dolar kolik ettiniz. Yani Türkiye'de bütün insanlara çağrı yaptılar. Efendim doları bırakın. Yastığınızın altındaki dolarları çıkarın. Sonra ne oldu? Bir hafta 10 gün önce bu sefer dönder vatandaşa gel sana sen bize dolarla borç ver.
yastık altında tutacağına hazinede tut dolarları dediler. Ama çok vahim bir şey oldu. Bakın bu ihaleye çıktıkları günden sonraki bir haftaya kadar toplam borçlanabildikleri miktar Serhan Bey 1.1 milyar dolar değil, Türk lirası. Yani 200 milyon dolar. Aynı dönemde vatandaşların bankalara yatırdığı dolar döviz cinsinden mevduat ne kadar? Yanlış hatırlamıyorsam 3.5 milyar dolar. 3.4 milyar dolar. Bu neyi gösteriyor? Hazineye vermemiş. Ama götürüp bankaya 3.4 milyar. Hazineye verdiği 200 milyon, bankaya yatırdığı 3.4 milyar. Bu ne demek? Şu kadar güvenmiyorlar. Hazineye, hazinenin başındakine vatandaş şu kadarcık güvenmiyor demek. İşler bu hale gelmiş vaziyette. Şimdi peki Merkez Bankası'nın her yıl Merkez Bankası ondan kar sonra ediyor. Biz bunları söylediğimiz zaman 10 parmaklarında 10 kara Cumhuriyet Halk Partisi'ne demediklerini bırakmıyor. Başta oraya geleceğiz. Da, başta da sarayın oraya geleceğiz. Şimdi kibirli abidesi. İstanbullu Kocaeli'li 17-18 bin dolarla yaşıyor. Şanlıurfalı, Vanlı 4 bin, Ağrılı 3500 doların altında kişi başına milli gelirle yaşıyor. Bu nasıl kentler arasında bir uçurum var böyle? İşte bu da bölgesel gelir dağılımının, bu da göçü yaratıyordu değil mi? İller itibariyle gelir dağılımının ne kadar bozuk olduğunu, bunun neden göçe neden olduğunu, neden bazı yerlerde huzursuzluğun arttığını, hırsızlığın, huzursuzluğun, sıkıntıların, iş bulamayan insanların rahatsızlığının arttığını, neden insanların oralardan kalkıp büyük kentlere göçüp buralarda ciddi sıkıntılara neden olduğunu, sosyolojik bunalımlar yaşıyorlar orada. Sosyolojik bunalımlar yaşatıldığını gayet açık seçik ortaya koyuyor. Yani bunu düzeltmediğiniz zaman ülkenin bakın hem insanların arasında hem de bölgeler arasında geliri adil dağıtamadığınız sürece, yani bu büyüme sürecinden elde ettiğiniz hasılayı bölgelere ve insanlar arasında adil dağıtamadığınız sürece büyümeniz devam etmiyor, kesintiye uğruyor. Neden Serhan Bey? Neden? Para birilerinin elinde birikip diğerlerinin elinde para olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hep bu örneği veririm ben. Hatırlar mısınız mahalle arasında çıkardık bahçelerde misket oynardık? Siz bilmiyorum yetiştiniz mi ona? Misket bilir misiniz? Bilirim tabii. Beni üttüğünüz zaman ne olur? Bütün benim elimdeki misketleri alıyorsunuz alırız demektir. Ne olur oyun? Oyun biter. Biter, oynayamazsınız. Büyüme durur. Güzel bir örnek. Ekonomi de böyle işte. Çocukluğumuzda evet. Birileri tüm misketleri elinde toplayıp 5 tane yandaş müteahhit, 10 tane bilmem kuruluş, her şeyi toplayacaklar. Diğer taraflarda bakacaklar. Bu oyun sürmez ki. Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından biri bu. Biz bu oyunu sürdürmek için hep dışarıdan misket borçlanıp dağıtıyorduk. Dışarısı ben sana artık borç vermiyorum deyince de oyun bitti. Şimdi enflasyon %20 diyoruz değil mi? Arkadaşlar, sevgili Halk TV izleyicileri, vefakar Halk TV izleyicileri, soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Birazdan soruları okuyacağım. Faik Öztürk'a gelen. Ekonomiyi konuşuyoruz arkadaşlar. Hayatımızın en önemli kavramı ekonomi. Ekonomi iyiyse, evde oturan babanın oğlu, annenin oğlu işsizse o evde huzur olmaz. İstihdam yok demektir. İşte gelir seviyesi düşükse, istediği gibi alamıyorsa, daha önce 15 yumurta alan şimdi 4 yumurta alıyor. Daha önce işte bir koli yumurta alan şimdi yarısını alıyor. Yarısını alan onun yarısını alıyor artık.
daralma gerçekten çok ciddi bir boyutta. Onun için ekonomi hepimizi ilgilendiren, yani çocuğumuzun mamasından işte bizim eve aldığımız ete kadar çok ilgili ve önemli bir konu. Faik Öztürk da bu konuda önemli bir isim. Bence siyasetçi olmasının yanında önemli bir bürokrat ve Türkiye'nin çok önemli bir kurumunda hazine müsteşarlığı yapmış birisi. Ona sorularınızı sorabilirsiniz. Bakın Faik Bey diyor ki hasret derece tasarruf tedbirlerini neden hep vatandaş yapar? Kamuda ve sarayda neden tasarruf uygulanmaz? Neden? Yani... Bir sürü danışman, 15-100 araçlı konvoy halinde gezmeler. Şimdi dün de Merve Kavakçı'nın sanırım bir akrabası danışman krizin, oldu. Krizin zirve yaptığı dönemde bunlar Katar'dan kendilerine saray uçak getirdiler. Dünyanın en lüks uçağı şu anda... Uçağına şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı biniyor. Amerikan Başkanı'nda yok. İki tane sipariş etmiş. Çok pahalı diye bir tane sipariş etmişmiş Obama. İkiye çıkarıp fiyatı yarıya düşürmüş. O da benim anladığım bir iki sene sonra teslim edilecek. Bir şey veriyorlar, resepsiyon veriyorlar. Resepsiyonda bakıyorsunuz. Efuli. Hiç duydunuz mu? Ben hiç duymadım. İçmedim de. Ejder meyvesi şerbeti. Badem unundan yapılmış lüks yiyecekler. Meğer sarayda her gün kilosu 4000 liralık çay da içiliyormuş. Tasarruf falan yok orada. En son, bakın en son ortalık birbirine giriyor. Danışman atamalarına bakın. Akrabayı talukat saraya ya baş danışman ya da danışman oldu. Liyakat falan hikaye. En ufak bir tasarruf yok saray tarafında. Ama vatandaşa gelince emeklinin parasını vereceksin, enflasyon göstergeleriyle oynarsın. Memura zam yapacaksın, enflasyon göstergeleriyle oynarsın. Asgari ücretlinin ücretini arttıracaksın, kılı kırk yararsın. Ama buna karşılık yandaş müteahhidine İhale vereceksin, dolarla, avroyla verirsin. Hem de o yüksek fiyat atar, o yüksek fiyata atana verirsin, ondan sonra da dersin ki ihale dışı bir takım şartlar da vardır. Ne şartı vardır ya? Şimdi bu, bakın. Türkiye'de dediler ki tasarruf ediyoruz, mali disiplin, şu bu falan filan. Şöyle bir altını kazıdık. Bu kamu özel işbirliği projeleri tam bir rezalet. Bütçede gözükmüyor, hiçbir yerde gözükmüyor. Ama 100 milyarlarca garanti ve dolar garanti vermiş oldun, avro. TOKİ. TOKİ'ye kalktınız, devletin arazilerini verdiniz, bütçenin hiçbir yerinde gözükmüyor. Bir sürü bina yapıyor. Bu ne? İşte orada efuliler falan. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de mali disiplinin denen şey de doğru değil. Uygulanmıyor mu? Uygulanmıyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken bir takım projelerle ilgili dedi ki biz bunları devletin cebinden bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Şimdi ne oldu? Öyle anlaşıldı ki ne garantiler vermişiz, ne paraları bu projelere ödüyoruz. Diğer harcamalardan kesip. Reva mı? Yani şu... Köprü. Evet, %47 zam yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz Sultan Selim, onu bırakın. Onun inşaatı, Yaşar Topçu eski Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı. Biz 11 dolara anlaşmıştık evet. Dedi. Şimdi kaç? 30, 33 dolar mı? Ve yolcu garantili. Tabii canım, yani şimdi siz burada garantiyi veriyorsunuz. Bazı yerlerde öyle garantiler verilmiş ki bu Yalova'ya giden köprüde verilen garantiye baktığınız zaman aslında her bir yolcu için
bugün verilen garantinin tutarı 200 lira, 200 küsur. Köprünün fiyatı 104. Geçenle için hazine ilave 100 lira ödüyor şirkete. Geçmeyen için de 200 lira ödüyor. Bu ne biçim bir hesap? Hani cebimizden 5 kuruş para çıkmayacaktı? Evet. Bir soru var. Çok ilginç bir soru. Onu sormak istiyorum. Evet. Faik Bey, Temel Bey'in Ziraat Bankası ile ilgili olan açıklaması hakkında ne der? Çiftçiye offside, topçuya gol. Gayet güzel bir benzetme. Yani gerçekten de... Mustafa Kan sormuş. Tabii yani şu anda açık söyleyeyim. Çiftçi offside'a düşürülmüş vaziyette. Topçular da golü atmış vaziyette çiftçiye karşı. Şimdi yine ben şunu söyleyeyim. Yani burada mesele topçu, futbolcu falan değil. Burada mesele zihniyet. Bu yapılanlar şunu gösteriyor. Bu iktidar artık milletten kopmuştur. Bu iktidar millete dürbünün tersiyle bakmaktadır. Milletin sorunlarına kayıtsız kalmaktadır. Saray ve sarayda oturan kibirli topluluk milletin sesini duymuyor artık. Millet onlara sesini duyurmak için gerekeni yapacaktır 31 Mart'ta. Şimdi... Ben Mart'ın sonunun bahar olduğunu Serhan Bey bugünden gayet rahat görebiliyorum. Vatandaş da... Bu milleti sıkıntıya düşürecek, bu milleti hiçe sayacak, bu milletin sesini duymayacak, bu milletten kopacaksınız, ondan sonra da oy bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Şimdi bir izleyici hem eleştiriyor, diyor ki ekonominin batık olduğunu biz biliyoruz, insanlar biliyor. Hamit Karaoğlan soruyor. CHP neden kendi çözümlerini anlatmıyor? Eleştirmek neyi değiştirir? Hiç biz eleştirmiyoruz. CHP kendi çözümlerini anlatıyor. İktidarın da ben, şimdi işte bir de bir problem bu. Yani bir laf vardır. Hani kızını dövmeyen dizini döver. İktidarı dövemiyorlar insanlar. Bari muhalefete bir takım şeyleri söyleyelim. Bu ciddi bir haksızlık. Biz bu krizin birinci haftasının sonunda Genel Başkanımız 13 maddelik bir tedbir paketini açıkladı çözüm önerisi olarak. Evet. Yine seçimler öncesinde biz Türk ekonomisiyle ilgili çözüm önerilerimizi açıkladık. Ta biz uzunca bir süredir şunu söylüyoruz. Bakın, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti anlayışı bu ülkede hızla yıprandı. Bu olmazsa yatırım olmaz. Yatırım olmazsa, bu olmazsa tüketim de olmaz. Bu ikisi olmazsa da büyüme olmaz dedik. Birisi diyor ki bakın izleyiciler. Bir an önce hukuk devletine dönmemiz lazım dedik. İki dedik ki. Ha, temel felsefede. Evet. Tabii yani söylüyoruz. İki dedik ki bu borçla ekonomiyi şişirme, sıcak parayla ekonomi şişirme stratejisinden vazgeçelim. Bir an evvel üreterek dünyada, küresel arenada, dünya piyasalarında rekabet edebilecek güce sahip bir üretim ekonomisini bir an önce kuralım dedik. Bunun içinde sıraladık bir sürü tedbir. Vergiden araştırma geliştirmeye kadar, endüstri 4.0'a kadar, şuna buna, yani şimdi burada bu kadar detaya girmek istemiyorum ama dokümanlarımız var bu konuda, bakılırsa görülecektir. Bir başka bir şey daha söyledik. Büyüme adil, büyümenin nimetleri adil dağılmalıdır dedik. Biraz önce misket örneğinde verdiğim gibi. Yoksa sürdürülebilir olmuyor. Dünyanın en büyük problemlerinden biri bu. Sendikalaşmanın yeniden gündeme gelmesi lazım. Güçlenmesi lazım. Yeni iş modellerine uygun sendikalaşmalar mutlaka ortaya çıkması lazım. Ciddi bir, yani adil bir paylaşım olayının, kucaklayan bir büyüme sürecinin, herkesi kucaklayan, kimseyi dışlamayan, dışarıda bırakmayan bir büyüme sürecinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi lazım dedik. Bir diğer taraftan söylediğimiz şey, mali sürdürülebilirlik, parasal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik. Yani buralarda güçlü, disiplinli
gidişe ihtiyaç var dedik. Yani çevreyle ilgili hiçbir şey dinlemediler. Şimdi vatandaşın başına plastik poşetleri geçirdiler. 25 kuruş. Bu kadar pahalılık var. Bu kadar sıkıntı var. 4 tane alsa 1 lira. Yani poşeti getirdi, 25 kuruş yaptı bu pahalılığın ortası. Ya bunun başka metotları var. Tabii ki çevreyi koruyalım. Evet, tabii. Ama sen bir yandan İngiltere'den, İngiltere'nin bütün plastik çöplerini Türkiye'ye getireceksin, ithal edeceksin. E ondan sonra da vatandaş Türkiye'de plastik torba kullanıyor diye 25 kuruş isteyeceksin vatandaştan. Birisi almış, 25 kuruş olduğunu görünce götürmüş, iade etmiş. Ya bırak iade etmeyi, şeyin içine, marketlerin içine eşekle girenler var, heybeleri doldurup çıkan var. Poşet madem poşet verilmiyor diye. Yani açıkçası, yani bunu mecazi söylüyorum ama vatandaşı boğuyorlar kafalarına. Vatandaş için gerçekten kafalarına 25 plastik, kuruş da o kadar önemli kafasına ki. Kafasına plastik torba geçirip boğmaya kalkıyorlar. Ayıptır. Şimdi sorularınızı okumaya devam edeceğim. Siz soru sormaya devam edin. Birisi Taner Kaltalı diyor ki enflasyon %20 diyenler çarşıya pazara çıksın, en az %60 diyor. Faik Bey'in hesap ve ifadeleri basit, halkın anlayacağı şekilde olmalı anlatımının. Yani mümkün olduğu kadar halkın anlayacağı şekilde anlatıyorum. Söylüyorum, soğanın fiyatı ne artmış? %180. %180. Onlar diyor ki %20. Yani o tablo gelebilir mi arkadaşlar? Vatandaşın cebindeki enflasyon, %20'nin çok üzerinde, doğru hesaplamıyorlar. Vatandaş her yıl araba mı alıyor? Arabanın ne işi var endeksin içinde? Evet. Yani işte salça %90. Nerede %20? Arıyoruz işte. Burada biraz önce aradık. %20'yi bulamadık bunların içinde. Ben açık söyleyeyim. Eğer bakın bu iş böyle devam ederse bu fiyat endekslerinin bir kere bir defaya mahsus alınan vergi tedbirleriyle ucuzluğu sürdürmek mümkün değildir. Bunu sürdüremezsiniz. Bir yerden sonra arttırmak zorunda kalacaksınız. İki, eğer endekslerle oynuyorsanız bu son derece vahimdir. Ve oynanıyor diyorsunuz. Yani bu iddia var ortada. Köşe yazılarına yansımış olan bir iddia. Bu iddiadan kurtulmanın tek yolu kendini denetletmektir. Gidecekler, yaptı mı yapmadı mı bakacaklar hesabı. Evet. Ya bağımsız denetçiye verecek, ya Sayıştay'a açacak hesaplarını. Sayıştay gidecek, meclis adına denetleyecek, bize de gerekli, meclise de gerekli bilgileri verecek. Evet, o zaman bu bölüme de ara veriyoruz. Üçüncü bölümde devam edeceğiz. Üçüncü bölümde Türkiye ekonomisini konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara.